Hakan Ural'dan Narin'in katili hakkında şok eden itiraf geldi. Duruşmaya günler kala bütün gerçekler Hakan Ural tarafından anlatıldı. Narin Güran cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Kamera kayıtları yok edilmişti. Peşinde olunan çoban anlattı. Ekran başındakiler hayrete düştü. Ailesi unuttu ama halk Narin'i unutmadı. Narin Güran cinayetinde birçok gerçeğe ulaşan Hakan Ural her şeyi bir bir anlattı. Olay tam da annenin ilk gün anlattığı gibi olmuştu. Adli tıp raporundan gelen bulgu her şeyi bütün çıplaklığınla ortaya çıkardı. Tavşan Tepe köyü eğer tutmaz derisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'a tam 19 gün sonra ulaşılmıştı. Bu yüzden herhangi bir istismarın olup olmadığı kesinleşemezken bugün edinilen yeni bir bilgi her şeyi ortaya koydu. Uzman doktor anlattığı kısa sürede sosyal medyanın gündemini oturdu. 26 Aralık'ta görülecek davanın karar duruşması olasılığı çok yüksekti. Cinayeti, kimin işlediği öğreniyeti, Adli tıp uzmanı narinin üzerinde bir erkek DNA'sı bulunduğunu ancak bunun bir istismar ya da sürtünme olduğunu dile getirmişti. Bundan yola çıkarak ABNS üzerinden yoğunlaşan uzmanlar olayın ilk başta annenin Didem Arslan'a itiraf ettiği gibi olduğunu söyledi. Anne Yüksel Enes'in zararlı madde kullandığını söylemişti ama sonra bu itirafını inkar etmişti. Aslında olay ilk günkü gibi olduğunu söyleyen ünlü profesör, Narin ilk kaybolduğu anda bize köy halkından bir haber geldi. Narin'in çok sevdiği bir köpeği var. Onu görmeden asla eve gitmediğini söylemişti. Olay tam da şöyle oldu diyen profesör, Narin kurstan çıktı, ahıra geldi.'' Enes ile köpeğini uygunsuz bir vaziyette gördü. Zararlı maddenin de verdiği kuvvette Enes Narin'e üzeri çıplak iken arkadan sarılarak boğdu. O sırada Narin Enes'in önce kolunu sonra yüzünü ısırdı. Arbede esnasında Narin abinin kolunu tırmıkladı. Enes Narin'i boğarak öldürdü. O bağırış seslerini Amre ve ailenin diğer üyeleri de duydu. Ve sonrasını herkes çok iyi biliyordu zaten. Ortaya çıkan bu gerçek sonrasında 26 Aralık'ta karar duruşması olacağı düşünülüyor. Zaten bir baba eğer kardeşi kızını öldürseydi bu kadar susmazdı. Arif Güran'ın susmaz sebebi kızım gitti, oğlum da gitmesin mantığıylaydı. Çok yanlış bir düşünce olsa da maalesef bazı kırsal kesimlerde olay bu yönde işliyordu. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ha